Polimetre anketine göre AKP'nin başarılı olma şansı artık düşmüş durumda. Polimetre'nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer, tarafsız haber ajansına değerlendirmelerde bulunmuş. Ölçer, Kanal İstanbul konusunda diyoruz ki temel atacaklardır ve o temel atma hiçbir zaman bitmeyecektir. Ama zaten AKP iktidarının ömründe de o kadar uzun olmayacağını düşünüyoruz. AKP iktidarının ömrü o kadar uzun olmayacak diyor. Kanal İstanbul'a böyle bakıyoruz yorumunda bulunmuş. Yapmış olduğu tespitlerdeki açıklamalar şu şekilde. Biz sayılarda şunu görüyoruz artık. AKP'nin Türkiye'de iktidarına sürdürme şansı yok. Olağanüstü şartların gerçekleşmemesi halinde AKP iktidarı sürmeyecektir. Ve ilk demokratik seçimden sonra, genel seçimden sonra AKP yok olacak, bitecektir diyoruz. İlk seçime nasıl gideceğimiz konusu çok önemli. Mevcut seçim sistemiyle ilk seçime gidileceğini düşünmüyoruz. Yapacakları şey seçim sistemini değiştirmektir. Hangi seçim sistemine gidebilirler? Dar bölgeye dönebilirler. Çünkü dar bölgede YSK'nın seçim bölgelerini belirlemesine bağlı olarak %35, %40 oy almanıza rağmen %60 milletvekili kazanmanız mümkün olabilir. Ama şu anda Türkiye'nin seçim sistemine baktığımız zaman bir başka şeyi daha görüyoruz. Parlamentoda %60'a ulaşsanız bile eğer başkanlık seçimi içinde kalacak olursa %40 ile belki %60 milletvekili kazanacaksınız ama ne yapamayacaksınız? Başkanlık seçimini kazanamayacaksınız. Diyoruz ki bu sistemden AKP vazgeçecektir diyoruz. Başkanlık seçiminden vazgeçecektir diyoruz. Hiçbir partinin adayı birinci turda tek başına %50'yi bulamıyor. Bu net gözüküyor ve seçimin ne zaman yapılacağına bağlı olaraktan yani bugün yapılacak seçimde alınacak sonuçta 6 ay sonra 1 sene sonra yapılacak seçimdeki sonuçlar farklı ve her geçen gün AKP adayının o gün her kim olursa olsun aleyhine işlediğini görüyoruz. Bir iddiada daha bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını belirtiyor. Hatta başka bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki Erdoğan aday olamaz çünkü iki defa cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Anayasada çok açık bir şekilde diyor ki iki defa cumhurbaşkanlığı yapan tekrar aday olamaz diyor. Olabilmesinin bir tek yolu var. Parlamentodan erken seçim kararı çıkarsa bir istisnası var bunun. AKP'li olup da şu an kararsız gibi gözüken seçmenin gideceği yer belli. Yeni partilerden bir tanesi. CHP'li olup da bugün kararsız olan bunu söyleyen ve söyleyemeyen seçmenin gideceği yer belli. O da yeni kurulan partilere gidecek. 3 tane görüyoruz. Davutoğlu'nun partisi, Babacan'ın partisi, Rıfat Serdaroğlu'nun partisi diyor. MHP'den gidecek oyların az bir kısmı İyi Parti'ye gidecek ve yeni partiye gidecek diyor. 3 partinin oy oranı %10 olarak bundan bir ay önce görüyorduk ve şu andaki çalışmalarımızda da 10,7 olarak görüyoruz hatta diyor. Yeni partilerle ilgili bir değerlendirme yapmış. Son tahlilde bunlar bir araya geleceklerdir. Bunu öngörüyoruz. Bir şekilde Davutoğlu ve Babacan'ı çıkın partinizi kurun noktasına getiren irade ayrı gitmenizin sizin için bir faydası yoktur. Birleşin noktasına da getirecektir. Dolayısıyla birlikte hareket edeceklerini düşünüyoruz diyor. MHP bugün seçim olsa barajı geçememektedir. İyi Parti'nin oylarında yükselme var. HDP'nin oylarında yükselme var. CHP'nin oylarında yükselme var. Çünkü belediye başkanlarının avansları sürüyor ama giderek onun düşeceğini öngörüyoruz. AK Parti'nin oyları her geçen gün eriyor. Cumhur İttifakı'nın oyları her geçen gün eksiliyor. Yorumunda bulunmuş Mehmet Günal Ölçer. Rıfat Serdaroğlu da yeni bir parti kuracak biliyorsunuz. Çoban Ataşı Hareketi. Babacan ve Davutoğlu'nun partisinin haricinde. Yani 3 tane yeni partimiz olacak. Merkez sağda artık birden fazla alternatif var. AKP yıllar yılı merkez sağda alternatif olmadığından, muhalefetin de biraz beceriksiz olduğundan dolayı kazanıyordu. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki artık seçmenin gidebileceği merkez sağda yeni partiler kuruluyor. Davutoğlu'nun partisi, Babacan'ın partisi. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi var, Saadet Partisi var. Bunların hepsi AKP için bir kabus niteliğinde. Yani %1, %2 dahi oy alsalar, onların anketlerinde öyle gösteriyorlar ya Davutoğlu ve Babacan'ın partilerini. Bu demektir ki AKP iktidarının sonu demektir. %50'yi göremeyeceklerdir. Yani mecliste isterlerse çoğunluğu elde etsinler. Seçimin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olan muhalefetin adayı kesinlikle ve kesinlikle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır. En basit örneği birinci tur olarak görüyoruz onu biz. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 13 bindi. Kabul etmediler.
Tekrar seçime gittiler. 800 bin üzeri fark yediler. Şimdi de 8 milyon farka çıkarmak için zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Kanal İstanbul meselesi olsun, İmamoğlu ile inatlaşmak olsun, Mansur Yavaş'la inatlaşmak olsun, milletle inatlaşmak olsun, her şeyi yapıyorlar. Toplumun gerçek gündemini, gerçek problemlerini zaten konuşmuyorlar, dinlemiyorlar, kulaklarını tıkamış durumdalar. Haliyle hata üstüne hata da yapılıyor. Zaten AKP'nin kuruluş kadrosuna bir dikkat edin, hepsi ayrılmış, kopmuş durumda. Bugün AKP'yi kimler oluşturuyor? Başka partideyken AKP'ye en ağır sözleri söyleyen, en ağır hakaretleri yağdıran bir kitle oluşturuyor. Onlar önemli koltuklarda. Geçmişte başka bir partinin lideriydi, meydan okuyordu, en ağır sözleri söylüyordu. Bir tarafta Doğan medyası, bir tarafta Erdoğan medyası bize yer vermiyorlar diye isyan ediyordu. Bugün AKP'de bakanlık koltuğunda oturuyor. Diğer taraftan gidişatın iyi olmadığını söylüyordu. Türkiye'nin kötüye gittiğini söylüyordu. En ağır hakaretleri yağdırıyordu, meydanları coşturuyordu, alternatif olma yolunda da hızla ilerliyordu. Bugün AKP'de bakanlık koltuğunda oturuyor. Öte yandan merkez sağda Anavatan Partisi ile Demokrat Parti'yi birleştirip Türkiye'nin yeni lideri olacağını söylüyordu. Her yerde reklamlar döndürüyordu. Bugün AKP iktidarına sürmesi için açıklamalarda bulunan en büyük bir destekçileri de var dışarıdan. Bunları da görüyoruz. Sizi destekleyen kadroyu siz kaybetmişsiniz. Kendi etrafınıza kenetlenen insanları kaybetmişsiniz. Sizi destekleyen kim kalmış? İş adamları kalmış. Aman ne zenginliğim bitmesin, ben bunların sayesinde zengin oldum. Sizi destekleyen kim kalmış? %94'ünü kontrol ettiğiniz medya kalmış. Sizi destekleyen kim kalmış? Geçmişte size en ağır hakaretleri yağdırıp bugün mevki makam uğruna yanınıza gelenler. Gerçek dostlarınızı kaybetmişsiniz. Çünkü onlar eleştiriyordu, sorguluyordu. Aslında onlar sizin dostlarınızdı. Bir insanın, bir liderin, bir siyasi hareketin dostu eleştiren kişilerdir. Sorgulayan kişilerdir. Her şeye hay hay diyenler, evet efendim diyenler, tamam efendim diyenler zaten AKP'nin sonunu getirmiştir, getirecektir. O yüzden Kanal İstanbul meselesinde bırakın o kazmayı vuracaklarsa da vursunlar bu yıl içerisinde. Zaten o Kanal İstanbul projesini başlattıkları andan itibaren karşılarına EYT problemi yaşayanları alacaklar, KYK borcu olanları alacaklar, emeklileri alacaklar, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçileri alacaklar, herkes alacaklar ve onların hepsi de sandıkta gereken yanıtı bir daha gelmemek üzere bu arkadaşlara verecektir.